Tam gününü, saatini hatırlayabilir miyim bilmiyorum. Ama yeri çok iyi hatırlıyorum. 80'li yılların sonu, 90'ların başı. Belki 92 falan mı olmalı? Ben o zaman Levent Kırca Tiyatrosu'nda ve olacak o kadar da yazar olarak çalışıyorum daha çok. Sıra Selviler'de Ambom diye bir bar var. Bütün oyuncular, herkes oraya gidiyor. Çok sükseli, çok şey, trendy bir yer. İşte biz de şey kaygısıyla gidiyorum ben, yani kapıdaki arkadaşlar alır mı almaz mı çok emin olamadığım bir dönem. Neyse, gide gele tanıdılar. O gecelerden birinde, belki bir romanda çok güzel anlatılabilir bir gecede, birçok dönemin ünlüsü, yeni yeni herkes, işte benim kuşağım yeni yeni ünlü olmaya başlıyor. Ama hali hazırda zaten ünlü olan biri var, masanın ortasında oturuyor. Herkes onun etrafında böyle eteklerine toplanmış gibi. Gürdal Tosun. Kimsenin bizi tanıştırdığını hatırlamıyorum. Sadece bizi aynı masada böyle birisi bir Gürdal bir espri yaptı. Ben ona bir katkı, o bir daha yani topu böyle oynamaya başladık. Aynı hiç bilmediğin bir mahalleye gidersin, tarlada çocuklar top oynuyordur. Sana bir top gelir, atarsın. O dille konuşursun yani. Biz Gürdal'ımla o mizahın o diliyle tanışmıştık. Bir kere öncelikle Erdal'la okuldaş diyebiliriz, öğrenci olduğumuz yıllarda. O devlet konservatuvarında öğrenciydi, Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğrenciydi. Biz de İstanbul Belediye Konservatuvarı öğrencisiydik, bizim sınıf ve ortak arkadaşlarımız biz derken. Erdal öyle, Gürdal küçük kardeş olarak onunla yine okulda öğrenciyken bilirdik, tanırdık birbirimizi. Hani o zamana kadar birlikte yaptığımız bir iş olmadı ama bilirdik birbirimizi, tanırdık, arkadaştık. Çok fazla ortak arkadaşımız vardı. Ta ki 95 yılında, 1995'te Beşiktaş Kültür Merkezi kurulup Oto Gargara oyununa başlayana kadar. Bir Demet Tiyatro. Efsane dizimiz. İlk yollarımız orada kesişti. Benim amcam o oynuyordu, Erdal. Gürdal da bakkal çırağıydı. Yıllarca beraber çalıştık. Ben Erkan Can'la arkadaştım. Bir gün Cihangir'deyken dedi ki, Tosunlara gidelim. Hiç, hangi Tosunlar falan, işte Tosun kardeşler, güzel gittik. Erdal bel fıtığı olmuştu, yatıyordu. Hiç kalkmadan yatması gerekiyordu bir süre. İşte Erdal'la, Gürdal'la o gün tanıştık. Tanıştığımızdan birkaç gün sonra benim çalıştığım okula her gün çiçek gelmeye başladı. Canım benim. Ben tabii ki mesleğim olarak önce söylersem şöyle bir şey söyleyeceğim. Babalarına dokunma fırsatım olmadı ama iki oğluna dokunabildim mesleki olarak. O yüzden de onlarla bu keyfi yaşadım açıkçası. Çünkü enteresan benzerlikleri vardı. Çok yani fiziksel olarak benzerlikleri vardı ama huyunu tanımıyordum ama çok sevilen bir adam olduğunu duyuyordum camiadan. Ben de eskisi olarak. Ama hiç yollarımız kesişmedi çok ilginç bir şekilde. Kısmet çocuklarla çalışmakmış. Ben Erdal'la ilk tanıştığımız günü anlatmak istiyorum. Konservatuar sınavlarına girdik 83 yılında, kazandık ve sınıf derse başladı. Bu sırada sınıfımızda bir tane çocuk bir sinema filmi çekiyormuş, o yüzden bir hafta geç başlayacak dediler. Konservatuarda pek alışık olunan bir şey değildi bu. Neyse, biz konservatuarda Müşük Enter hocamız bize rahmetli dedi ki işte Shakespeare'in Hamlet'ini okuyun. O da üst sınıflara bir oyun çıkartıyordu. Biz de Hamlet okuyoruz sınıf arkadaşlarıyla beraber. Bir hafta sonra kapı çaldı, birisi girdi. Baktım böyle
Çok sempatik bir adam girdi. Sınavda da görmüştüm zaten. Kazandığını bilmiyordum o ana kadar. Ne yapıyorsunuz dedi. Hamlet çalışıyoruz dedim. Niye dedi. Müşik hocası. Ulan dedi. Hala 83 yılında konservatuarda Hamlet mi çalıştırıyorlar insanı dedi. O gün evet dedim ben arkadaşımı buldum dedim. Şimdi bu insanlar yani bir kere gör alışırsın. Bir kere gör alışırsın yani. Çok fena alışırsın. Bak dostum. Bu afişleri buraya asmak zorundayım ve asacağım da. Sorun çıkarmazsan iyi olur. Ya olmaz abicim, astırma bu afişleri dükkana. Hem neymiş onlar? Emekçilere genel greve çağıran bir afiş. İşçi, memur, el ele genel greve diyoruz. Bak 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 bak, hayatta olmaz. Hem dükkanımı kapatırlar ya. Canım niye kapatsınlar dostum? O kadar da büyük değil afişler. Polisler kapatır abicim. Bak, senin adın neydi? Tombalak derler bana. Tombalak mı? O nedir öyle? Şişmanım ya, o yüzden. Gürdal benim hayatımı tanıdığım en zeki adamlardan biriydi. İkisi de Erdal da. Ama Gürdal'ın yani ikisi arasında bir kendine haslık farkı vardı. Hani Gürdal başka bir yerden bakardı. Hatta Erdal Gürdal'dan korkardı. Yani evde patron Gürdal'dı. Hani abi filan dediği zaman Erdal dururdu yani. Şeydiler, dünyanın en tatlı insanlarıydılar ama sinirlendikleriz ama çok yani karşısında durulamaz şekilde sinirlenirdi ikisi de. Gürdal da öyleydi. Fakat o kadar tatlıydı ki kimse ona sinir de ciddiye de alınmıyordu. Ama belirleyici bir zekası vardı. Bir lider karakteri vardı ikisinin de ama Gürdal enteresandı. Dolayısıyla da bu bütün oyunculuklarına yansıyordu. Aslında genellikle rollerini hep fiziki görüntülerinden aldılar başlangıçta. O ailenin kaderinde vardı o. Necdet Baba'dan itibaren. Ama içinde çok büyük bir oyuncu. Çok derin, dramatik, her rol oynayabilecek bir oyuncu karakteri vardı ikisinde de. Erdal bunu gösterdi sonra. Başka işlerde de oynayarak ama Gürdal'ımın o kadar vakti olmadı maalesef. Ama ikisi de sadece bir karakter, bir tipoloji değil, bildiğin altı okka aktördüler. Müşfik Kenter'i anmadan geçmemek lazım. Onun bir şeyi vardı, öğretisi. İlk derslerde biz onun öğrencisi olmadık resmi olarak ama gayri resmi hep birbirimizin derslerine girdik çıktık oralarda. Müşfik Hoca'nın iyi bir oyuncu, iyi bir sanatçı olmak istiyorsanız birincil koşul iyi bir insan olmak zorundasınız derdi. İyi insan olmayandan estetik bir şey çıkmaz, sanatçı olamaz derdi. Ve Gürdal'la Erdal da hocanın bu ilk dersini çok iyi dinlemiş, çok iyi öğrenmiş, çok iyi yaşamış iki insandır. Benim için ilk tanıştığım ve işte ekranda gördüğüm, sevdiğim oyunculardan ilki Erdal abiydi. Benim ilk setim ve ilk sahnem Erdal abiyle olmuştu. O yüzden ben Besmele'yi Erdal abiyle çektim. Ve diğer oyuncuların da Erdal abi gibi olacağını düşündüm. Öyle değilmiş. İyi bir oyuncuydu. İyi bir arkadaştı. Dert ortağıydı. Hani gidip de dertleşebileceğiniz, iyi bir de sırdaştı. Yine özel bir mevzunuz varsa gidip kendisiyle çok rahat konuşabilirdiniz. Onun için de herkes ona abi derdi yani. İşte Erdal abi, Erdal abi. Gerçekten abilik lakabını hak eden bir insandı. Özellikle Erdal abinin ölümünden sonra şu soru geldi hep aklıma. Neden ikisi de senin için çok özel insanlar oldu? Daha doğrusu hem benim için hem etrafımdaki arkadaşlarım için, işte BKM'deki oyuncular için ve diğer oyuncu arkadaşlar için. Sonra şunu düşündüm. Hayatımızda olmadığı zaman değeri anlaşılan şeyler vardır. Mesela oksijen gibi, su gibi. Yani nefes alamadığımız zaman oksijenin ne kadar değerli olduğunu hissederiz, gerçekten hissederiz. Galiba Erdal da Gürdal da öyle insanlardı. Bir şey merak ettiğinizde, okulla ilgili, mesleğinizle ilgili
Erdal'a Gürdal'a sorarsınız. Özellikle Erdal'a sorarsınız. Ansiklopedi gibidirler. Artı doğma büyüme İstanbullu ve sanatın içinde doğma büyüme insanlar oldukları için ihtiyaç duyduğunuz kaynağı sahaftan veya nereden bulacaksanız hangi kütüphaneden en azından en kısa yoldan o kaynağa nasıl ulaşacağınızı Erdal'a sormalıydınız. Çünkü Erdal bilirdi. Oğlum bu Beyazıt Kütüphanesi'nde bulursun Erdal bunu. Erdal bilir. Bunu bilmem nerede bulursun. Onu bir yerde bulamazsın. Gel ben sana anlatayım. Böyle bir şey de vardı. Bir tekst arıyorsunuz mesela. Oyun metni arıyorsunuz. Atıyorum. Sartre'ın Kirli Eller ki biz onu onlardan almıştık hatırlayın. Evet. Lazım olur o tekst size. Hiç düşünmenize gerek yok ben bunu nereden bulurum diye. Açarsınız telefonu, Erdal'a sorarsınız. %98 de Erdal der ki bende var oğlum, gelin alın onu der. Gidersin, alırsın. Tabii ki onlar Tosun kardeşler ama Erdal ve Gürdal farklı farklı yerlerde bizim için. Ama sanırım en çok kesişen noktaları dolu olmaları. Yani her sorduğunuz sorunun bir cevabı vardır onlarda. İkisi de gerçekten çok şey bilirlerdi. Ve güvenilir insanlardı. Sağlam ve güvenilir dostlardı ikisi. En büyük ortak özellikleri bu olsa gerek. Şimdi Google çıkmadan önce Erdal Tosun vardı. Yani hatta sorduğunuz şeye göre o Tosun'un ortasındaki o büyürdü. Keşke öyle bir şey yapsaydık ya. Çünkü çok meraklı ve araştırmacı ve iddialı bir kişilikti. Yani eski Google öncesi, internet öncesi dünyada insanlar hep birisi bir şey ortaya atar, öbürü yok lan öyle bir şey yoktu. Nereden çıktı falan der ve iddiaya girerlerdi. Şimdi soruyorsun hemen cevap anlıyor. Kimse artık iddiaya falan girmiyor. O zaman Erdal Tosun her şeyi bilir ama gerçekten de bilirdi. Yani öyle boş bilgilerle değil. Fakat tabii biz bu her şeyi bilmeyen diğer arkadaşlarımız sinir ederdi bu. Ve bir özelliği de vardı. Ne dersen de şaşırmıyordu Erdal. Bu da beni deli ediyordu. Erdal niye şaşırmıyorsun? Çünkü bir bilgi veriyorsun şaşırmıyor. Gürdal her zaman daha sakin. Değil mi? Daha nasıl söylenir onu bilemiyorum ama Erdal daha fevridir. Her zaman fevriydi. Varmış gibi konuşuyorum hala. Bu belki de yaşadığımız en büyük, en zor olan şeylerden biri. Bir şey aklıma bir şey geliyor. Erdal'a sorayım diyorum. O zor bir durum çünkü bir sürü şey sorardık. Evet. Evet. Her şeyi bilirdi. Yılmaz şey dedi ya, Google'dan önce Erdal vardı, Google'dan sonra da vardı. Biz Google'dan önce Erdal'a sorardık değil mi? Organize işlerin Almanya turnesi. Kulakları çınlasın Selim Erdoğan da. Kadroda Selim Erdoğan ilk defa Avrupa'ya çıkıyor. Yani sürekli soru soran adam. Tabii ki Google'ın yanında oturuyor. Erdal da sürekli cevap veriyor. Tüm gezi boyunca işte burası ne kilise bu oğlum, şurası ne okul bu oğlum falan. Her şeye bilgi veriyor Erdal. Çünkü biliyor gerçekten. Oralara da 20'şer kere gitmiş. Lokantaya gittik. Bir etçi lokantası falan. Orada bir et getirdiler. Üstüne de beyaz bir sos. Selim dedi ki, abi bu sos nedir dedi. Peynir bu oğlum dedi Erdal. Garson Türk çıktı. Dedi ki yok Erdal abi o burada özgü bir turp var. O odur dedi. Yani dedi Erdal. Ben de hemen masanın öbür ucuna atladım uçtum geldim bir dakika dedim ya. Buna şaşıracaksın Erdal. Nasıl yani? Peynir bu oğlum. Eğer tereyağı dese yani turp diyor turp. Lütfen benim için buna biraz şaşırır mısın dedim. Tamam dedi peki. Benim için kısa bir an şaşırmıştı sağ olsun. Sahne üstünde tiyatroda Gürdal'la birlikte olduğumuz için onunla paylaştığım çok şey vardır. Onun o hiç gülmeyecekmiş gibi duran ciddi duruşunun altında gözlerinin içinden anlardım ne zaman güldüğünü. Ve
içinden kahkahalar attığını görürdüm gözlerinde. Oto Gargara'da ilk sezon sanıyorum bir sumo güreşçisini oynuyor Gürdal. Sahneye çıktı. Benim daha doğrusu komik anı diyemem buna. En çok sahnede korktuğum andır o. Çünkü sahneye çıkıp duracak bir yükselti var. Yükseltinin üstünde pat diyecek, duracak ve lafına girecek. Dekor kırıldı. Yani Sunta dekor çöktü. Gürdal bir anda o koca gövdeli Gürdal'ım yok oldu. Kırıldı yani oyun oynanırken dekor. Fakat o kadar profesyonel ki oradan laflarına devam etti. Normalde yer değiştiriliyor o rejiye göre. Mesela orada lafını söyleyecek, yürüyecek, bu tarafa geçecek, oradan oraya geçecek falan. Fakat onun içinden devam etti. Biz Gürdal'a bir şey olduğunu diye panikte koşarken Gürdal bu yolları yapan karayolların ana avrat gitti sahnede. Ve bütün seyirci hepimiz de güldük tabii. Sonra ışıklar kararttı. Gürdal'ı oradan çıkardık ve öyle devam ettik. Yani oyunu kesmedi. Fakat onun dışında herkes gülüyordu zaten. O gayet profesyonel bir şekilde çaktırmadan gülüyor. Bir de çaktırmadan gülerek laflarına devam edebilirdi. Çok büyük bir özellikti o yani. Böyle görüyorsun vücudu titriyor. İçinden gülüyor ama laflarını söylüyor. Bir kere Sevil Üstekin Oto Gargara oyununda rahatsızlandı. Onun yerine Gürdal Tosun kadın kıyafeti giyerek onun yerine teksten okuyup oynamıştı. Normal aldığı alkışın 10 katını aldı Bursa'da. Bir unutamadığım anılardan birisi odur. Bir dekor kostüm tarihi dersimiz vardı. Seza Altındağ'dı hocamız. Kulakları ağır işittirdi. O arkada oturuyordu. Bir bahar sabahı, Nisan sabahı. Erdal gazete okuyor derste. Hoca dersi dinliyor musunuz? Dinliyorum da hocam siz hiç bir ilk bahar sabahı güneşle uyandınız mı dedi. Bütün sınıf yerlerine onu öbür hafta anlatacağım dedi. Hoca da kulakları ağır işittiği için. Çok çok güzel anılarımız var. Şımarık ikisi de yani. Hani şımarık dediğim şey anlamda şımarık. Yani rahat adamlar yani hayatı çok seven. Arkadaşlıkları, dostlukları çok seven ve geneğinde hakikaten şımaran dostlarına, bizlere ve hiç zor bir şey yoktu onlar için. Hiç zor bir şey yoktu. Her şey olur yani, olur. O da olur, o da olur, o da olur. Bana Masal Anlatma'nın böyle şehir galalarından biri galiba Antalya. Biraz sıkıntılı bir dönemimdi ve böyle Erdal abiyle dertleşiyorduk. Hatta o dertleşmelerin birinde işte bu Antalya'da böyle bir minibüsteyiz işte bütün oyuncular var falan işte gösterime doğru gidiyoruz. Biz ikimiz arabanın arkasındayız. Ben böyle sıkıntılarımı anlatıyorum. Kimi işte kişisel sıkıntılar, işte filmle ilgili, belki daha sonra ne yapacağımla ilgili sıkıntılar. Böyle uzun uzun anlattım. Birden arabayı durdurdu. Dur dedi şoföre ve hani araba durdu. Gel dedi şuranın çorbası çok güzel, şurada çorba içelim dedi. Ve hani ben abi dedim hani gösterime gidiyoruz ne olacak falan. Olur dedi oğlum dedi. Film dedi her türlü de şey yapar yetişiriz dedi. Yani her türlü gösterilir o film dedi. Ben inmedim ama mesela Erdal abi o gösterime filme hakikaten yetişti. Yani o dertlerden o sıkıntılardan geriye kalan sadece anlar oluyor. Galiba işte o an tadını çıkarmak gerekiyor. Başka türlü bir şey anlatacağım. İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Antalya Devlet Tiyatrosu'nda ikimiz de Murat Hamungan'ı çok seviyoruz. Oyunlarına bayılıyoruz ve Mustafa Avkıran'da Mezopotamya işlemesini koyuyordu. Oyun oynanmaya başladı. Taziye oyununu oynuyoruz. O baş ağaççı oynuyordu. Ben de Heca Ağa oynuyordum. Doğum sahnesinden sonra üstüm başım çırılçıplak Erdal'ın kucağına atıyordum kendimi ve o beni giydiriyordu. Erdal'ın yanına geldim. Erdal'dan bir ses duydum böyle. Birbirimize şakalar yapıyoruz seyircinin anlamayacağı. Öyle bir şey sandım önce. Döndüm. Ne oluyor lan dedim. Ben çıplağım ve ona tamamen yaslanmış durumdayım. Pek hoşuma gitmedi o ıhlama.
ayağına bak dedi. Eyvah dedim, ayağına bir şey yapmış, komik bir şey var dedim. Ama tutarım kendimi, kendimi çok iyi hissediyorum. Erdal'ın ayağına bir baktım. Erdal'ın ayağının altından çivi buradan girmiş, üstten çıkmış ve ona ıhlıyor. Oyunu keselim de, oyunu keselim de. Bu sırada oyun oynanıyordu. Ağaççı kadınlar birbirine girmiş. Ayşenil'le Paydar'ın sahnesi var. Paydar, rahmetli Paydar Tüfekçi'nin sahnesi var. Yok dedi, çıkart dedi. Oğlum bunu nasıl çıkartayım? Elimizde hiçbir şey yok. Sahne üzeri tamamen toprak. Benim giymem gereken şeyi çaput haline getirdik. Onu çıkarttım ve sardım. Ve bütün oyunu öyle oynadı. Bütün oyunu öyle oynadı. Yani gerçekten çok güçlü bir insandı. O yüzden de baba gibiydi. Bazen çocuk gibiydi. Çok çok özel bir insandı benim için. Nur için de yazsın. Onu çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Bundan böyle mahalledeki herkes Eyvah Necdet'e aidat ödeyecek. Ayrıca arabası olanlar belli bir miktar park ücreti ödeyecekler. Ne borcu? 10 milyon lira. 10 milyon mu? Araç istiyorlar Laz Bakkal amca. Ha öyle desenize. Ama gel. Milyat. Buyur patron. Peki şu an gülmemiz için bir mani var mı? Yok patron. O halde ne duruyoruz? İkisinin de hem karakterleri hem fiziksel özelliklerinden hep böyle şefkat aradığımda, özellikle Gürdal'la böyle sokulduğum iki tane arkadaşım. Sarılır uyurdum ben ona gece. Yatağımdan kalkar onun yanına yatardım. Uyurum. Bak, o kadar stres dolu ol, Gürdal'ın yanına otur. Bak, teni tenine değsin. Şöyle elini bir koysun. Ama o başka bir his işte. Bir kere çok birleştirici insanlardı. BKM'de yeri gelir herkes birbirine kızar. Gider Erdal'a Gürdal anlatırdı. Ve orada o anlatılanlar, o anlatılar iyi değerlendirilirdi. Yani bir dedikodu olmaktan, birisinin arkasından konuşmaktan öte bir yere geçerdi. Daha işlevsel bir hale gelirdi. Çekimler esnasında böyle göz göze gelirdi. Neyim var falan. Sonra konuşuruz falan derdim. Böyle sıkıntılarımı anlatırdım. O da hep dinlerdi. Çok iyi bir dinleyiciydi Gürdal Tosun. Çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Ve tavsiyeleri de daha doğrusu yani senin anlattığın şeye karşılık söylediği şeyler de her zaman olumlu şeylerdi. Böyle hiçbir zaman gaza getirip de seni kızgınlığını körükleyen bir yorumda bulunmazdı. Erdal benim akıl hocamdır aynı zamanda. Yani ilk sektöre ben bir daha bu işi yapmayacağım dedikten sonra THY'de mühendislik yapıyordum. Her cuma iş çıkışı beni alıp yemeğe götürüyordu. Oğlum salak salak iş yapma, mühendislik, bir sürü mühendis var zaten ülkede, senin bu işi yapman lazım vesaire diye 1,5 sene mesai harcadı bana. 1,5 sene. Ve 1,5 senenin sonunda ben Erdal abinin gazıyla ya galiba mühendislik değil de ben bu işi yapmam lazım deyip çalgı çengi çekmeye karar vermiştim. Aslında çok hareketliler ve hareketli oldukları için dokundukları yerler çok fazla. Yani her camiada, sokaktaki çocuğa da dokunur, camiadaki insana da, birden çok önemli birine de. Yani hep işlerinde dokunmaktan korkmayan ve insanlarla beraber olmaktan korkmayan iki kardeştiler onlar. Mesela Erdal hiçbir hastalığı, hiçbir doğumu, bir şey, arkadaşlık. En önce Erdal gelir. Nereden geldin? Havadan mı düştün? Nereden? Camdan mı girdin 11. kata? Tık Erdal oradadır. Herkesin yaşamına çok güzel dokunuşları vardır onun. Onun için de herkes güzel güzel anıyor. Çok büyük bir gurur bu. Yani başka biriyle 90 yılı, onunla 19 yıla tercih etmezdim. Benim için çok özel. Yani hepimiz için öyledir belki ama benim için ekstra önemli. Çünkü ilk defa başta oynuyordum. Komediydi ve Erdal abiyle oynuyordum. Yani hani babası Ahmet Talip Tekçilerle, Vahi Özlerle, Serdar Aşıklarla çalışmış. Kendisi Yılmaz Erdoğanlarla, herkesle çalışmış. Ve hani öyle bir deneyimle karşılıklı sahne çekmek, doğaçlama yapmak olağanüstü eğitti beni. Çok acayip, çok eğlendim yani. Hani. Yapma oğlum öyle şeyler falan diyordu. Ben de anlamıyordum önce, sonra anlıyordum izledikten sonra. Benim de ilk tanışmam, yani oynamam Erdal abiyle, Kuzu, Erdal abi ve ben. Değil mi? Ramazan'da işte kuzuyu da dövmem gerekiyor. Bir mafyayı canlandırıyordum. Şimdi Erdal abiyle oynayacağım ama hani gerginim de açıkçası. Bu komedi işi çünkü çok zordur. Ve bilen birisiyle oynamak acaba ezilir misin veya atıyorum
yanlış bir şey yapar mıyım korkusuyla oynuyordum ama o kadar rahatlatmış ki. Yani ondan sonra hep beraber oynadık herhalde abi. İkisi de özünde komik insanlardı. Yaşadıkları hayat komikti. Gerçekten komikti ama komikmiş gibi değildi. Yani hayatın herhangi bir alanında Erdal abiden de Gürdal'dan da dolayısıyla onları etkileyen ailelerinden de bir komik bir söz, komik oluşturulmuş bir durum hep görürdünüz. Mesela Gürdal'la hiç tartışmadık. Erdal'la tartışırdık. Erdal tartışmacı bir karakterdi. Ben de tartışmacı bir karakterim. O da çabuk vitesleri atardı. Benim de öyleydi. Bazen inatçılığıyla birbirimizi deli ederdik yani. Ama sonuçta hep bir mizahımızın şemsiyesinde iyi bir şakayla bütün şeyler çözülürdü. Benzer yanlarını, hani fiziki benzerlik vesaire tamam hı hı. Ama ben kişilik olarak benzer yanlarını hiç görmedim. Yani bu kadar birbirine zıt olup ama hani enteresan bir zıtlıkları vardı. Bu kadar da iyi anlaşabilen iki adam görmedim. Ama tabii hani şu var, küserler. İkisi de çok dikti o konuda. Mutlaka da çok anlamsız bir şeyden bile küseler. Yine çok anlamsız bir şekilde tekrar barışırlardı onlar. Ama benzer yanları çok azdı. Erdal için şunu söyleyebilirim. Son derece inatçı ve benim dediğim tarzında bir şeyi vardı. En bariz özelliği Erdal'la Gürdal'ın benim hatırladığım bunlar. Ben hiç kötü bir şeye tanıklık etmiyorum. Ama şunu çok net hatırlıyorum. İkisi de çok mert çocuklardı. Yani eğer birine bir şey söylemek istiyorlarsa ya da beğenmiyorlarsa, yanlış buluyorlarsa ya da birilerinin hakkına tecavüz eden bir durum varsa ortada Erdal'ı da Gürdal'ı da durduramazsın. Özellikle Erdal abi. Ben Erdal abinin bayağı birilerini hırpaladığını bile bilirim. Haksızlık ettiği için birilerini tutup yakasından bir dakika bu insanlara haksızlık ediyor. Hatta hiç ilgisi olmayan bir konu, onu ilgilendiren bir konu bile değil ama fark ettiğinde gel buraya sen burada haksızlık yapıyorsun dediğini biliyorum. O çok zeki çünkü ikisi de. Yani bizim kuşağımızın pek çoğumuzun ortak özelliği galiba. Biz çok emek üretim ilişkisinden gelen bir kuşağız. Öyle yetiştirildik, öyle gördük, onlara tanıklık ettik. Hep basamakları böyle adım 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 giden bir kuşağız biz. Yani her şey çok kolay olmadı bizim için. Dolayısıyla emek üretim ilişkisinden gelen insanların o emek üretim ilişkisine dahil olmadan bir şeyler yapmaya, eksikleriyle bir şeyler yapmaya kalkanlara öfkesi çok oluyor. Erdal da hiçbir şeyi içinde tutmayan bir adam. Her şeyi böyle patır patır söyleyen. Hepimizin aslında çok ihtiyaç duyduğu biri. Ya ben şimdi numerolojiye uzun süredir ilgisi olan biriyim ve bu insanlar beş karakteriydi. Yani mantıksız her şey aslında vitesten attırırdı Erdal'ı. Ona mantıksız gelen ki çok güçlü bir mantık şeyi vardı. Çok zeki adamların çoğu sinirli olur. Zaten aslında mizah dediğimiz şeyin de ana ham maddesi bu, o öfkedir. Öfkeli olmayan mizahçılar zayıf iş çıkarırlar. Bir şeye kızacaksın. Kızdığın şeyi hicvedeceksin. Kordon'dayız. Kordon'da dükkanla işte şey arasında. Arabada erikçi geçiyor. Genç bir çocuk gayri ihtiyari. Erdal abi de çıkardı. 5 lira verdi oğlum. Hani erik ne kadar olabilir ki? 5 lira verdi. 5 liralık verdi. Çocuk 3 tane erik verdi. Bu ne yavrum dedi. 5 liraya kaç tane vereyim abi? Git yavrum buradan. Git buradan çocuğum dedi. Al eriklerini dedi. Yani çocuğa yardımcı olmak yani için kızması, erik için de almıyor adam. Kızması yani. Bile şey yani. Ama olsun ya. Erdal'ın bir de kızımı emzirmişliği var. Hazal hiç aldık. Kızım daha ufak. Erdal o zaman yeni evlenmiş. Ve hiç böyle şey, Erdal'ın eve misafirliğe gittik. Kızın ağlaması durmuyor bir türlü falan. Erdal ben hallederim falan dedi. Ben de orada ufakta bir şey, hakikaten kızın ağlaması kesildi. Döndüm bir baktım, Erdal'ın eve vermiş. Birazdan Hazal ağlamaya başladı. Ne yapayım kızım dedi, süt çıkmıyorsa ben o kadar emzirdim. İçindeki sevgiden herkese bir parça vereceksin. Bazısına az da olsa olur, fark etmez. Zarar etmez. Hele böyle dört tarafı sularla çevrili bir yerdeysen,
en yakın kara parçasına gözlerini kısıp öyle bakıyorsan o zaman dostuna daha çok dikkat edeceksin. Çünkü sevgi öyle her yerde yaşayamaz. Kurur gider. Dostunla yüzmesini öğreneceksin. Yoksa bu olursun kardeşim. Ben herhalde tartışmaktan çok keyif alıyordum. Yani gene çünkü bir sürü şey bildiği için ve ben de asla onun kadar tabii ki bilmiyorum ama çok ona çekmiş olduğum için çok tartışmacı yani susmuyorum çok. O yüzden devamlı yani onunla konuşurduk. Bin tane konu konuyu açardı. Bazen tansiyon bile yükselirdi ama yani çok çok kısa süreli. Yani böyleydi. En çok herhalde ben bundan keyif alıyordum. Bana masal anlatmanın sanıyorum Berlin galasına ya gidiyorduk ya dönüyorduk. Ondan emin değilim. Uçaktayız. Türk Hava Yolları işte yiyecek bir şeyler veriyor ve onların içinde bademli bir kek var. Biz de böyle yan yana değil ama o şurada oturuyor. Büyük bir heyecanla şeyi çağırdı, hostesi. Ve dedi ki, bunlardan fazla var mı? Hostes durunca, kızım çok seviyor bunları dedi. Ben ona götürürsem çok sevinir. O yüzden hani rica ediyorum. Hostes de kızı deyince bayağı bir kutuyla verdi. Ve çocuklar gibi sevinmişti kızını mutlu edecek diye. Ne zaman o bademli kek görsem hep kiraz geliyor aklıma. En çok bahsettiği şey hep kızının geleceğiyle ilgiliydi. Hani o konuda çok hani çok fazla filmde oynardı. Bir tek kızıydı yani sürekli hani kiraz der başka bir şey demezdi. Yani bana şey gibi geliyordu hep küçükken de. Kendi kendime yetebilmeme çalıştı gibi düşünüyorum. Yani asıl amacı kesinlikle her zaman bu oldu. Hani onu kesinlikle yapma, yani buraya gitme, bu saatte eve dön denmedi hiçbir zaman. Hani yap tamam ama nerede duracağını da sen kendin bileceksin. Hani bu şekilde. Benim ya, o da hep söylüyordu. Yasak yok sana diyordu. Ama duracağın yer var. O yüzden ya, hiçbir zaman zaten hani yalan aileye falan küçükken bile olmadı. Çünkü açıktık yani. Bu şekilde. Soruma cevap vermedin Züleyha. Sana sarılmak için yanıp tutuşan bu kirpiye bir cevap vermeyecek misin? Yoksa bu kirpi kendi oklarıyla kendini mi vursun ha Züleyha? Peki Necdet. Yani bu peki evet gibi bir şey mi? Ta kendisi. Onlar öncelikle benim kardeşlerim. Yani ben onlara çok fazla mesleğin içinden iş arkadaşlarım gibi bakamıyorum. Çünkü çok aile gibi olduk. Öyleydik de zaten. Bir kere anneleri Sevim teyze, hepimizin Sevim teyzesiydi. Tuhaf bir auraları vardır ailece. Tanıdığınız zaman kopamazsınız, çok seversiniz. Çok yakın dost olursunuz, her şeyi sorarsınız, her şeyi bilirler. Biz birçok arkadaşımızla da aslında Gürdal ve Erdal'ın evinde tanışmışızdır. Şu anda dostluk ettiğimiz, birbirimizin cenazesinde, doğumunda, düğününde yan yana durduğumuz birçok arkadaşımız Sevim teyzenin sofrasında tanıştığımız arkadaşımızdır. Onların daveti üzerine. Orası öyle bir yerde, bir çeşit barınaktı. Yani işte ne bileyim parça çalışacağız, sene sonu sınavları, parçalar, sahneler. Bir gelirsin 20 kişi yatıyordur. Gene tık tık gene girer bir yere yatarsın. Hep konuştukları kuliste Sevim annenin yemekleri, Sevim annenin yemekleri, Sevim annenin yemekleri. Ben de yemek seven biri olarak bayağı böyle hani merak ediyordum. Bir tadayım da hani bir bileyim ben de o bahsettikleri şeyin ne olduğunu. Ve Cihangir'deki evde tanışma fırsatım oldu ve yemeğinden tattım. Buradan da saygılarımı iletiyorum. Çok çok ellerinden öpüyorum. Öyle bir keresinde evlerine gittim ve çok güzel bir gün yaşadık hep beraber. Çünkü o ev boş değildi yine. Çünkü hiç boş değilmiş zaten hiçbir zaman. Yani Erdal ve Gürdal'ın yüzünden hiçbir zaman boş olmayan bir evmiş. Dolayısıyla ben de doğrulanmış oldu. Çünkü boş değildi ev. Herkes oradaydı. Yani bizim jenerasyonumuz herkes Cihangir'de
Sevim teyzenin, Erdal ve Gürdal'ın evi, Sevim teyzenin evinde yatmıştır, kalkmıştır, yemek yemiştir. Çünkü bu iki kardeşimin de öyle bir ganilerdi ki, gani yani, hatır. Evdeki kalabalıkları anlatırlardı ki biz de yaşadık tabii ki. Ama herhalde Sevim annenin yaşadığı kalabalık çok daha büyüktü. Yani şu anda belki de bunu izleyecek olan salonun çok büyük bir kısmı mutlaka Sevim anneden yemekler yemiştir. Bir de galiba görmüş geçirmiş bir aile oldukları için, hani gün görmüş derler ya, Sevim teyze de öyleydi, çocuklar da öyleydiler. Yani onların paylaşımcılığı, onların iletişim şekli bir başkaydı. Yani biri diyelim ki ben de köy çocuğuyum, ordudan geldim falan. İşte çekinirsiniz, her yere giremezsiniz, herkesle hemen aşırı neşir olamazsınız. Doğum yeri Cihangir. Evet, İstanbul çocukları onlar. Yani, onlar tamam. Sizi alırlar. Çekinmenize fırsat bırakmadan, eğer siz de iyi bir insansanız onlar sizi tanırlardı ve hayatlarına sokarlardı. Onların hayatına girdiğiniz andan itibaren de güvencedesiniz demektir. Ya etrafındaki herkesle her şeyini paylaşan bir insandı. Nesi varsa, bir lokma ekmeği varsa onu paylaşır. İşte beş yıldızlı bilmem nereye gidilecekse de onlarla gidilir, o paylaşılır. Yani ne varsa o gün elinde. Sofrası bereketli ve şen bir insandı. Yani onun sofrasında oturduğunuzda neşeli olurdunuz, şen olurdunuz ve bereketli olurdu sofrası yani. Asıl abilik orada yatıyor galiba. Onlar bizden de önce zaten Necdet amca rahmetli döneminde, Sevim teyze döneminde Erdal'la Gürdal'ın çocukluklarından beri onların hayatına bir sürü insan girmiş ve o evde zaten barınmış, yaşamış, yani, yemek yemiş. Yani Yeşilçam diyelim. Yeşilçam'ın bütün çocukları Necdet amcanın çocuklarıdır, Sevim teyzenin çocuklarıdır. Oradaki oyuncuların, teknisyenlerin, yönetmenlerin hepsinin çocukları Sevim teyzenin elinden geçmiştir. Yapı itibariyle çok cömert ve paylaşımcı bir aile oldukları için tanımadığımız halde Necdet amca ve Sevim teyze, çocuklar da öyle yetişmişlerdi. Ve Erdal'la Gürdal'la tanışmak aşağı yukarı konservatuvar bahçesine dayanır daha sınavı beklerken. Ondan sonra da bitmez işte. Erkan'ın söylediği gibi tanışırsın, alışırsın ve özlersin. Aşık olursun ya. Gürdal'la... Yani ikisi olmasa Beşiktaş Kültür Merkezi'nin bir ayağı... Yani eğer bir masaysa üç ayaklı bir masa olurdu. Çünkü sadece sanatçılıklarıyla değil, kendileriyle, kendi karakterleriyle, mesela Gürdal orada otururdu. Aynı benim işte Andon'da gördüğüm gibi, BKM'den girersin, tam karşı koltukta Gürdal vardır ve yanında tiyatronun bütün kızları. Hepsi bir tarafına uzanmış. Yani çok eksik kalırdık, çok. Hiçbir şey olması gerektiği kadar güzel olmazdı. Nitekim şimdi yoklar ve olmuyor. Benim onunla özel hikayem. Ben oyun başladıktan yaklaşık 15-20 dakika sonraydı benim ilk antrenman Otogargara'da. Onunla aynı anda gireceğiz sahneye. O da sahnenin köşesinde, kıyısında bekliyor. Ona böyle bir uğur selamı çakmadan girmezdim sahneye. Sonra bu benim yıllar içerisinde hiç değişmeyen uğurum oldu. Ve Erdal abinin çok sevdiğim lafıdır. Hayır, arada yine kendime söyler oldum artık yani. Çünkü o kadar ihtiyacım var ki o lafa. Biz daha ölmedik bir oğlum derdi hep. Keşke ölmeyeydi. Yani çok şey öğrendim ikisinden de. Ama çok şey. Çok şey öğrendim ya. Şimdi işte yalnız kaldık. Böyle bir durum. Şimdi birini tanımadan eksikliği bilme ihtimaliniz yok. Fenası tanıyıp kaybedince o eksikliği anlayabiliyorsunuz. Yani hiç deniz görmemişseniz denize özlem duyamazsınız ki.
Çok kısa bir arkadaşlık beni çok derinden etkileyen bir ölüm bu. Çünkü demin de söylediğim gibi böylesine rastlamak çok kolay olmuyor. Yani ben Erdal'la hiç tanışmadan benim ilk sinema filmim Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası'dır. Yılmaz'a demiştim ki bu şairleri nereden buldun? O da demişti ki bana Erdal anlattı. Biz tanıştığımızda arkadaştık. Sonra kardeş olduk. Ne diyelim ya? Şimdi zaten ben her zaman onları yanımda gezdiriyorum. Geçen gün Godfather filminde Marlon Brando'yu Erdal seslendirmiş. Çok güzel. Oturdum Erdal'ı dinledim. Ama şimdi bana gelip diyorsun ki Don Corleone bana adalet ver. Ama bunu saygıyla istemiyorsun. Dostluğunu önermiyorsun. Bana baba demek bile aklına gelmiyor. Amcamla ilgili o demişti bir kere. Bazı insanlar hayata bir şey öğretmek için gelir ve gider. Ah. Hani çok uzun kalmasa da. Yani orada istemeden de olsa kendinden de bahsetmiş olduğunu düşünüyorum ben. Yani o yüzden aslında kimseyle konuşmuyorum ben bu konuyu ama hani şu anda yok diye üzülmektense ben yaşadıklarım için minnet duymayı tercih ediyorum. Buraya kadar iyi gittik. Bazı insanlar vardır. İnsanlara kötü davranırlar ve kötülük yaparlar. Bazı insanlar vardır, insanlara iyi davranırlar. Onlar iyilik için doğmuşlardır. İşte bu bahsettiğim aile iyilik için dünyaya gelmiş insanlardı. Ve insanları hep güler yüzle güldürmek için varlardı. Onun için onları hep öyle anarız. En son Gürdal Tosun'la ve Erdal Tosun'la Güneş Yanıkları'nı oynadığımızda BKM'nin en üst katına sevgili dekoratörümüz Metin bir otel girişi, bankomat yapmıştı. Onun çekimi için yukarıya çıkıyorduk. Gürdal biraz zorlanıyordu. Ben onun koluna girdim. Ve dedim ki, Gürdal ileride anlatırsın dedim. Salih Kalyon benim koluma girmişti. Abi dedi, onu sen anlatacaksın dedi. Ve ben bugün onu anlatıyorum. Sevgili çocuk, hayatım boyunca da hep ben bunu anlatacağım. Ben Gürdal Tosun'un koluna girerdim. Ne zaman onu düşünsem, işte ya da onunla konuşsam kendi içimde, o gün mutlaka bir tüy görüyorum. Ve onun da beni duyduğunu hissediyorum. Buducan, kendine iyi bak. Erdal abi, sen de hakkını helal et. Bizim bütün haklarımız zaten size helal olsun. Gittiğin gün bir söz vermiştim. O gün öyle bir planım yoktu ama niyeyse aklımdan öyle geçmişti. Yurdal Tak şimdi 16 yaşında. Gerçekten onlar bizimle birlikte yaşıyor. Oynadığım bütün rollerin içinde Erdal'ım da var, Payidar'ım da var, rahmetli babam da var. Kaybettiklerimizi hepsini birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Ve sizin bu emeğinizde şükran borçluyuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bizler oraya gelinceye kadar sizler hep bizimle kalacaksınız. Ruhunuz şad olsun. Ne diyelim vallahi, inşallah babanla ve kardeşinle huzur içinde uyuyorsundur diyelim yani. Başka hiçbir şey diyemiyorum vallahi. Gürdal'a diyeyim ki lütfen o pervaneden uzak dur. O pervanede 300 kere söyledim sana, uzak dur. Bak üşüteceksin diye. Yine o pervanenin önünde durma lütfen. Erdal, sen de çayır çimende giderken şu bıyıklarını artık kaybetme lütfen. Bıyık peşinde koşuyorum yani. Uslu durun birazcık orada. Çok yaramazlık yapmayın. Öpüyorum sizi çok çok.
bazılarının öldüğüne inanmak çok zor oluyor. Keşke burada olsaydın derim herhalde, ne bileyim. Çok film vardı yapılacak, çok kitap vardı konuşulacak, çok genç vardı desteklenecek. Ne yapalım mukadderat. Onları çok sevdiğimi biliyorlar. Boşlukları, yerleri hiçbir zamanda olmayacak. Erdal da, Yurdal da her zaman benim çok sevdiğim arkadaşlarım olacaklar. Onlar bunu biliyorlar. Fani saatler geçer, orada buluşuruz.